yöneticilerine bu nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Size de böyle bir kötü havada trafiği göze alarak izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu hafta insan hakları ihlalleri benim üçüncü sunumum bu aslında. Birçok yerde konu değerlendiriliyor. Geçmişe göre ülkemizde daha sakin günler geçiriliyor. Ben bir adli tıp uzmanıyım. Neler yaptım birazdan size anlatacağım. Geçmişte karşılaştığımız olgu sayıları bugünlerde yoktu. Sevindirici haber. Ama bunun anlamı dünyanın hiçbir yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de insan hakları ihlallerinin sonlandığı, yapılmadığı anlamına geldi. Hatta sıklıkla yöntemler değişiyor. Daha az iz bırakan, daha az fark edilen ya da belgelenmesi daha zor olan yöntemler kullanılıyor. Virüs antivirüs programları gibi benim meslektaşlarım, özellikle bu konuyla ilgilenen meslektaşlarım, her türlü şiddetin, her türlü işkencenin ortaya çıkarılması için çalışan bir meslek grubuna sahibiz biz. Tabii Türkiye'de yaklaşık 500 civarında adli tıp uzmanı var. Bütün insan hakları ihlalleri olgularıyla ya da bütün şiddet olgularıyla, biliyorsunuz insan hakları ihlalleri, yani birazdan konuşacağız diye de çok geniş bir kavram. Konu eğitim haklarına, hasta haklarına kadar, kadına yönelik şiddete kadar tüm hakları ilgilendiriyor, tüm şiddet olgularını ilgilendiriyor. Ve bunun sayısı milyonları bulduğu için bu olguların tamamını adli tıp uzmanlarının çözmesi beklenemez. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir şey yok. Hatta adli tıp uzmanlarının primer sorumluluk alanı içerisinde işkencenin belgelenmesi yok. Dolayısıyla tüm klinisyenler, tüm hekimler, tüm avukatlar bu konuda belirli sorumluluklara sahipler. Bu nedenle bu dersi yalnızca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda değil, Hukuk Fakültesi'nde, Diş Hekimliği Fakültesi'nde, Barın'ın eğitimlerinde ya da tıp odalarının, sağlık müdürlüklerinin düzenledikleri mezuniyet sonrası eğitimlerde sürekli anlatmak zorundayız. Sürekli bir farkındalık yaratmak zorundayız. Neden bu kadar çok bu işin üzerinde durmamız gerektiğini birazdan olgular ve sayılarla birlikte daha iyi anlatacağız. Benim isteğim biraz önce söylediğim gibi bir meydan okumaya res çeken bir meslek. Biliyorsunuz birçok kişinin kusursuz cinayet şeklinde iddiaları var. Kusursuz cinayeti yapılabileceğine inanıyorlar. Adli tıp uzmanlarının da bir prensibi var, Locke prensibi. Bu prensibe göre her temas bir iz bırakır diyoruz. Dolayısıyla biz yılmadan, biraz sonra olgu örnekleriyle de göstereceğim. Her olayda, her temasta bir iz olacağını düşünüyor. Bunu baştan kabul ediyor, varsayıyoruz. Ve hiçbir şekilde yılgınlığa düşmeden bu izleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Her türlü iz bizim için önemli, gerçekten. Hani son zamanlarda CSI dizileriyle birlikte biz yapabileceklerimizi değil, yapamayacaklarımızı anlatmaya başladık. Eskiden gerçekten birkaç yıl öncesine kadar neleri yapabileceğimizi anlatıyorduk. CSI dizileri beklentileri çok arttırdı, abartılı beklentiler oluştu. Dolayısıyla artık biz yapamayacağımızı, sınırlarımızı anlatmak zorundayız. Benim isteğim bazen iç açıcı görüntüler çağırmıyor. Bu son gittiğim olay yerlerinde, bu basına da çok yansıyan, işte bir yıl geçti sanırım, Gümüşsuyu'nda bir apartmanın boşluğunda ölü bulunan genç bir kızla ilgili. Bana sorulan soru, kızın intihar mı etti yoksa öldürdükten sonra mı, bu yaklaşık 10. katta sanırım 10. kattan aşağı atıldı. Bu sorunun cevabını vermem gerekiyor. Bu tabi olay yerine gittiğiniz zaman bir sürü delil var. Siz de görüyorsunuz değil mi delilleri şimdi? Neler görüyorsunuz mesela burada? Buradan DNA elde etmek mümkün değil mi? Buradan parmak izi elde etmek mümkün. Buradan bazen travma analizi de yapmak mümkün. Yani bu kızın vücudunda yüksekten düşme sonucu oluşmuş izler dışında bir izi var mı? Bunu da saptamak mümkün. Sadece böyle bir vaka en az bir aylık bir çalışma gerektiriyor. Sonrasılar pek için. Kimliklendirme çoğu zaman özellikle insan hakları ihlallerinde ölümle sonuçlanan olgularda, bazı ölümle sonuçlanmayan olgularda aynı şey geçerli. Kişinin kimliğinin belirlenmesi çok büyük problemler yaratıyor. Yaşayan biri bile kendisi dahi kim olduğunu bilmeyebiliyor. Birazdan böyle bir olgu örneğinden bahsedeceğim size. Çünkü işkence insanın vücut bütünlüğüne yönelik en ağır saldırılardan biri. Böyle bir işkence olayından sonra
yol kenarına bırakılan, bir ormana bırakılan yetişkin bir adam kim olduğunu, nerede yaşadığını, geçmişinde ne olduğunu hatırlamıyor olabiliyor. Dolayısıyla bu insanın kim olduğunu saptamak bizim önemli görevlerimizden biri. Bunu yaparken kıyafetleri, vücudundaki işte burada gördüğünüz gibi tatuajlar, dövme izleri gibi birçok şeyden yararlanarak bunu yapıyoruz. İşini biraz azaltmak mümkün mü? Benim slaytlarımda renkleri de görmek gerekiyor. Çok teşekkürler. Böyle daha iyi aslında. Ne görüyorsunuz burada? Bana soru sorabilirsiniz. Süre kontrolünden de olmak kaydıyla her zaman araya girebilirsiniz. Fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Burası deniz kıyısı. Dalgaların etkisiyle karaya vuran bir ceset var. Adli tıp uzmanlığı çok dikkatli olmayı gerektiriyor. Bakın, ellerini görebiliyor musunuz? Elleri yok, biraz çürümüş bir ceset, kafatasında saçlı deri yok. Bu ceset için çağrılmanın nedeni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kıyı şehrinde gerçekleşiyor bu olay. Aslında bir kumarhanenin önünde büyük bir çatışma çıkmış. Çok sayıda ateşli silah kullanıldığı, bunların sesi olduğu söyleniyor. Polis olay yerine gidiyor. Olay yerinde 100'e yakın kovan buluyor. Ateşli silahlara ait mermi atıldığını gösteren kovanlar buluyor. Yerlerde kan gölü var. Bir boş araba var. Arabanın bagajı da kan gölüne dönmüş durumda. Birkaç tane de elinde silah olan adam var. Fakat ortada hiç yaralı ya da ölen yok. Bütün araştırmalara rağmen kimseyi bulamıyorlar. Bu şüpheli sanıklar, biz birini kovaladık, bize ateş ediyordu. Denize doğru kaçtı diyorlar. Bu ifadeleri çok anlamsız geliyor polise. Ama aynı gün akşam gazetede bu resmi görüyorlar. Çünkü o gün denizden böyle bu şekilde çıkmış birisi var. Ve o sanıklar, işte bu bizim kovaladığımız adamdı diyorlar. Bunu yapmak istiyorlar. Bu adamın vücudunda hiç ateşli silah yarası yok. Bunu yapmak istiyorlar çünkü kimi öldürdüklerini ya da yaraladıklarını gizlemek istiyorlar. Muhtemelen onları yok ettiler, bir yerlere sakladılar. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre bir kişiyi çok fazla uzun süre gözaltında tutamıyorsunuz. Dolayısıyla bir an önce bu adamın kim olduğunu ortaya çıkarılması lazım gerçekten. Oradaki polislerin sorusu bana şuydu, yani DNA incelemesiyle hani bu kişinin kimliği saptanabilir ama bu ne kadar sürer? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şartlarında bu olay en az bir ay sürer. Türkiye'de bir hafta içerisinde bunu sonuçlandırmak mümkün ama orada laboratuvar olmadığı için, farklı bir ülke olduğu için yazışmalarla buraya gelecek ve bu bir aydan önce olmaz. Ve bu sanıkları bir ay boyunca gözaltında tutmaları, muhafaza etmeleri mümkün değil. Kanunlar buna izin vermiyor. Biz her zaman DNA incelemesiyle kimlik saptamıyoruz. Bu kişinin olası kim olacağı konusundaki öyküyü dinlediğimiz zaman birkaç gün önce de Girne'de Arap uyruklu iki kişinin tekne satın almak maksadını bildirerek bir teknenin sahibi ve bir çocuğuyla beraber denize açık buldukları tekneyi denemek için ama bir süre sonra tekne sahibine silah tutarak denize atlamasını istedikleri, Miço'ya da aynı şekilde. Tekne sahibinin hemen denize atladı ama Miço'nun Türkiye'den giden bir kişi o, orada işçi olarak bulunuyor. Yüzme bilmediği için atlamadığını ve başına vurarak denize attıklarını öğreniyoruz. Bu tekne sahibi kaptan olan kişi tesadüfen kurtarılmış. Öyküsünde Miço'yu bir süre suyun yüzeyinde tutmaya çalıştım ama dayanamadım, dalgaları elimden aldı, bir daha da görmedim diyor. Ve böyle bir adam çıkmış durumda. Yani bu gerçekten denizden çıkan birisi mi? Yoksa cidden o silah kullanan kişileri, ateş ettikleri, kovaladıkları kişi mi? Bunu ayırt etmemiz gerekiyordu. Miço ile ilgili aldığım anamnezde biz hemen şunu sorarız. Bir hastalık geçirdi mi? Vücudunda bir kırık var mıydı falan diye. Dediler ki bacağında bir kırık vardı ve platin takıldı. Bir de sol omuzunda kırık vardı. İki kere travma geçirdi diye. Otopsiye direkt buradan başladık. Böyle bir ceset vardı ortada. Bakın, bacakta, ayak bilekleri yok, el bilekleri yok. Başında hiç yumuşak doku kalmamış. Ama diğer kısımlarında var bir şeyler. Bu ne kadar süre suda kalmıştır sizce? Tahmin edebilir misiniz? Hepsini öğreneceksiniz ve bu yıllardan itibaren aldığınız bilgilerle öğreneceksiniz. Suda kalan cesetlerde yağ dokusu ve kalsiyumun birikerek sabunlaşmaya yol açtığını öğreneceksiniz. Daha sonra bunlar işte adli tıpta kullanacağınız bilgiler haline gidecek.